Evet, herkese merhaba. Aloe veralarımı bugün yavrularını ayırıp başka bir saksıya dikeceğim. Bunu hem size göstereceğim hem de kış uykusuna nasıl yatıracağımızı anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu aloe veram tek şu köktü. Öğrencim Arda hediye etmişti bana. Arda, bu videoyu izliyorsan sana selam. Ne kadar güzel büyüdü. Bir sürü yavru verdi. Gördüğünüz gibi şu diplerinden böyle yavruları var. Bu yavruları şimdi ayıracağım ve bu saksıya dikeceğim. Mesela şunu ayıralım. Şu şekilde kökünden tutuyoruz. Toprağında biraz bastırarak yavaş yavaş sallaya sallaya çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çektim. Şimdi buraya şöyle dibine bastırdım. Şimdi bir tane de şuradan çekelim. De bu. Aloe veralarınızı çok küçükken ayırmayın. En az bu kadar büyüklüğe ulaşmış olsun ayıracağınız zaman. Yoksa tutmazlar yavrular. Onu da bunun yanına dikeceğim. Şu şekilde. Şimdi bu aloe veraların aslında yavruların ayırma zamanı değil ama ben biraz ihmal etmiştim. O yüzden şimdi hem bunları ayırırken size de kış uykusuna yatırmayı anlatmak istedim. Şimdi bu aloe verayı kış uykusuna yatıracağım. Onu nasıl yapacağız? Şimdi normalde bu aloe veraları güneş alan bir yerde tutuyorsanız, mesela balkondaysa daha az güneş alan bir yere koyacaksınız. Yani tamamen karanlık bir ortama değil ama önceki ortamından daha az güneş alan bir yere koyacağız. Ve daha az su vereceğiz. Normalde 10 günde 15 günde su veriyorsanız 25 günde 30 günde bir su vereceksiniz. Ne zaman kış uykusuna yatırırız? Hava sıcaklıkları 14-15 derecenin altına düştüğü zaman bu söylediğim kış uykusuna yatırma olayını yapacağız. Havalar da zaten daha yeni soğuduğu için burada en azından. Şimdi ben bunları kış uykusuna yatıracağım. Ve hava sıcaklıkları tekrardan 14-15 derecenin üstüne çıktığında bunları yine eski ortamlarına alacağım. Gördüğünüz gibi burada yumurta kabukları falan vardı. Şimdi bunların da topraklarını değiştirip kış uykusuna yatıracağım. Kış uykusuna yatırmadan önce aloe veralarınızın gübresiz, mineralsiz toprakta olması gerekiyor diyorum. Evet, şimdi şu yeni diktiğimiz aloe veraya suyunu ekleyelim. Klorsuz su kullanıyorum ben yine. Dinlendirilmiş su da kullanabilirsiniz. Evet, şurada diğer köklü yavrular da var. Bunları da ayırıp ayrı bir saksıya dikeceğim. 1, 2, 3. 3 tane yavru var. Bir tane de şuradan küçük yavru çıkmış. Bunları tabii ki ayırmıyoruz. Bu boydaki yavruları ayırmıyorsunuz. En az şu boylara, bu boylara gelmesi gerekiyor yavrularınızı ayırmanız için. Kış uykusuna yatırmamızın sebebi de bu aloe veraları kış uykusundan çıktığı zaman daha çok yavru verdiğini göreceksiniz. Kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.